Yavaş. Şöylece ekranımı da sizlerle paylaşayım. Evet, buradayız. Şimdi birkaç tane konu ekleyeceğim arkadaşlar. Kaçış izinlerinden bahsedeceğim size. Şimdi ben ekrana yazı yazdırırken sileyim. Printer'e yazdırıyorduk değil mi? Basit bir şekilde. İşte ben Şükrü Yusuf Kaya yazdırdım mesela. Yan yana yazdı bakın bunları. Ben şöyle bir şey sorayım size. Şöyle yazmak istiyorum ben. Şükrü Yusuf Kaya. Ve alt alta yazmak istiyorum. Bu da bir tercih. Ben bunu bu şekilde nasıl yazarım arkadaşlar? Birinci yol şu. Print. Şükrü derim. Bunu kopyalayayım. Daha sonrasında şuraya Yusuf diyebilirim. Şuraya da Kaya derim. Bu şekilde ekranı alt alta yazdırabilirim değil mi? Ben bunu daha kolay bir yöntemle de yapabilirim arkadaşlar. Tek satırda bir sürü print kullanmama gerek kalmadan bu işi yapabilirim. Buna da biz kaçış dizinleri diyoruz arkadaşlar. Şöylece kaçış dizileri diyelim. Telaffuz yanlışsa da kusura bakmayın. Şimdi burada önemli bazı kaçışlarımız var arkadaşlar. Kaçış ne demek? Benim işi daha kolay yapabilmek adına kullandığım bazı metotlar olarak söyleyebilirim. İşte ters çizgi ne arkadaşlar? Mesela alt satıra atar arkadaşlar. Örnek verelim hemen. Hadi gelin. Şükrü dedim. Tamam mı? Bakın ters çizgi ne dedim? Yusuf. Ters çizgi ne dedim? Kaya dedim arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum kodumu. Şurayı hatta temizleyeyim. Boş ekrandan çalışsın. Gördünüz mü? Şükrü Yusuf Kaya'yı alt alta yazdırdı. Ters çizgi ne yapıyormuş o zaman? Alt alta yeni satıra geçmemizi sağlıyormuş. Aslında sistem şöyle işliyor. Biz ters çizgi neyi görünce kod direkt olarak alt satıra geçiriyor. Mesela ben burada şöyle yapsaydım, şunun ikisini içten başlatacaktı. Bakın çalıştırıyorum. Gördünüz mü? Yani bunu gördüğü anda alt satıra geçiyor ve olduğu gibi devam ediyor arkadaşlar. Bu önemli bir kaçış dizinimiz. Ters çizgi neyimiz? Daha sonra ikincimiz arkadaşlar. Diyelim ki ben şöyle yazdırmak istiyorum. Şükrü 1, 2, 3, 4 kadar boşluk olsun. Sonra Yusuf olsun. 1, 2, 3, 4 kadar boşluk olsun ve Kaya olsun dedim. Şimdi ben bunları tek tek space'te niye yapayım ki? Ya bunu niye yapalım ki? Bir kere örneğinden bahsedelim. Öyle gidelim. İşte numara diyelim. Daha sonrasında işte isim olsun burada. Bir tablo yapıyoruz diyelim. Soy isim. TC numarası olsun kişinin. Başka ne o olabilir? TL no'su olsun. Ben böyle bir tablo yapmak istiyorum. Ve bu tablonun altına da bu şekilde veriler işleyeceğim. Bayağı Excel gibi bir iş yapmak istiyorum. Keza yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları yaparken tek tek buralara space mi atamam lazım? Hayır arkadaşlar. Ters çizgi T diye bir kaçış dizinimiz var. Nedir o? Ters çizgi T. Alt GR ve soru işaretine bastığınızda oluşuyor arkadaşlar. Bu da bizim tab kadar boşluk koymamızı sağlar. Nasıl hocam? Göstereyim. Print. İşte varsayıyorum. No diyelim. Ters çizgi T. İşte isim. Ters çizgi T. Soy isim. Ters çizgi T. TC numarası diyelim. Tamamdır. Bu yeterli. Bakın çalıştırıyorum. Gördünüz mü? Şurada soy isim. Bir dakika. Bir daha çalıştırayım. Tam istediğim şekilde çıkmadı. Şurada bir sıkıntı çıkardı. Ne yaptı o? No isim soy isim. Onun olması lazım. Bir dakika. Bir tane daha ters çizgi T atalım ya. Sorun değil. Bu arada yan yana birden fazla atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oldu. Garip bir şekilde. Şimdi bakın. Ne yapıyor? Ters çizgi T'yi gördüğü zaman yanlış hatırlamıyorsam 4 space'lik bir boşluk atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4 defa basıyor sizin yerinize.
Yine aynı şekilde burada da yaptı. 2 tane kullanırsanız da 2 çarpı 4 8 tane yapar arkadaşlar. Burayı sayarsanız 8 tanedir. Bu şekilde bizim ikinci kaçış dizinimiz ters çizgi T arkadaşlar. İşlemleri yaparken ters çizgi N'yi özellikle çok fazla kullanacağız. Bunları aman diyeyim bilin arkadaşlar. Üçüncümüz ters çizgi R. Hocam mikrofonunuz kapandı. Ben sabahtan beri anlatırken sesim gelmiyor muydu? Yok, yaklaşık 5 saniye oldu ben diyene kadar. Ha, çok güzel. Tamam. Süper o zaman. Şu son dediğimi anladınız değil mi? Ters çizgi T'yi. Geldi mi orada sesim? Geldi hocam, orada sıkıntı Anlaşıldı. yok. Evet Okey. hocam, gel. Arkadaşlar ters çizgi R'de satır başı yapar. Bakın hemen göstereyim. Çok net. Bu çok basit şeyler bunlar. Anlaşılması. Bakın Şükrü dedim. Tamam mı? Ters çizgi R dedim. U dedim. Ya da iki tane U koyalım. Çalıştırdım. Bakın garip bir şekilde çıktı ekranda. Gördünüz mü? Şimdi bu ne yaptı? Şunu bir sileyim tekrar çalıştırayım üstte çıksın. Arkadaşlar ters çizgi R'yi gördüğünde o satırda en başa gidiyor. S yerine U harfini koyuyor. Hatta ben buna 4 tane eksiğimiz olsun. Tamam, sonunda da U kaldı. Şimdi bakın ne oldu? Birinci S harfi yerine X'i koydu. U harfi yerine ikinci X'i geldi buraya koydu. Üçüncü X'i geldi K yerine koydu. Dördüncü X'i geldi R yerine koydu. Ve U yerine koyacağı bir şey yok. Kaldığı gibi devam etti. Satır başını alıyor ve öncesinde bulunan ifadeyi de siliyor. Yer değiştirme işlemi yapıyor. Bu da bir kaçış dizinimiz. Bu da önemli. Kullana kullana öğreniyorsunuz. Ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Şu elemanı bilin yeterli. Ters çizgine altı atıyor. Bitti bu kadar. Bunu da söylemiş olduk. Gelelim input fonksiyonuna. Burada bir sorun varsa söyleyebilirsiniz. Direkt olarak üzerinden fazla zaman geçmeden anlatırım. Var mı? Güzel. Şimdi input kullanıcıdan veri almamızı sağlayan fonksiyonumuz arkadaşlar. Mesela ben sayı adında bir değişken oluşturdum. Sayı bir adında değişken oluşturalım. Ve sayı bir değişkenin içerisine ben veri almak istiyorum. Hatta şöyle yapayım. Dur. İsim değişkeni oluşturalım. İsim değişkenin içerisine kullanıcı girsin bu değeri. Input dedim. Parantez aç kapa yaptım. Bir de tırnak açtım. Tırnak açma sebebim şu arkadaşlar. Kullanıcı neye gireceğini bilsin. Buraya yazalım. Diyelim ki lütfen isminizi giriniz dedim arkadaşlar. Tamam mı? Kullanıcı ismini girdi. Daha sonrasında print sizin isminiz olsun. Virgül isim değişkeni. İsim değişkeninin içerisindeki değer. Hemen çalıştıralım. Bakın burada bir işlem oluştu. İsmi giriyorum. Yusuf dedim. Enter dedim. Sizin isminiz Yusuf dedi. Input klavyeden, konsoldan veri almamızı sağlayan fonksiyon. Ben input'u kullandığım anda kullanıcının konsolda vermiş olduğu değeri, yani bu Yusuf da bir değerdir sonuçta. Değeri ismin içerisine atıyor arkadaşlar. Eşittir atama operatörüyle. Sonrasında da yazdırdık ekrana. Tamam mı? Kullanıcıdan böyle kelime gibi, cümle gibi, harf gibi değerler alıyorsanız input'ta olduğu gibi alabilirsiniz. Fakat biz kullanıcıdan tam sayı, ondalıklı sayı gibi sayısal değerler almak istiyorsak da input'u değiştirmemiz lazım. Input aynı kalacak, önüne bir şey ekleyeceğiz. Örneğin, yaş değişkeni oluşturdum. İçerisine tam sayıda bir ifade koyacağım mesela. Int diyeceksiniz önüne. Parantez aç kapı yapıp yine input aynı şekilde kalıyor. Yani önüne bir int yazıp parantez aç kapı içerisine alacaksınız. Input olduğu gibi devam ediyor. Lütfen yaşınızı giriniz dedim arkadaşlar ve kullanıcıdan yaş aldım. Hemen ekrana da yazdıralım. Print yaşınız yaş değişkeni olduğu gibi çıktı. Çalıştırıyorum. Yaşımı gireyim. 22 olsun. Yaşınız
İsminize 22 girdi. Bir dakika. Ha ben isminize bir dakika dur. Tekrar çalıştırayım. Yaşınızı giriniz dememiş, isminizi giriniz demiş. Ben yanlış anladım. Şu an sesim var değil mi? Bir problem yok. Yok hocam, Var hocam. gayet geliyor. Tamam, süpersiniz. Şimdi bir gitti geldi fare ondan dolayı. Tekrar çalıştırdım. İsminizi giriniz dedi. Yusuf dedim. İsminiz Yusuf, yaşınızı giriniz dedi. 22 dedim. Şimdi şunu diyecek olabilirsiniz. Hocam ben burada ilkinde 22 yazdığımda geldi. Niye ben durduk yere int koyayım ki önüne diyebilirsiniz. Arkadaşlar şunu sorayım ben size. Siz bir kelimeyi üçe bölebilir misiniz? Bölemezsiniz. Bir kelimeyi sayı olan 3 ile çarpabilir misiniz? Çarpamazsınız. 3 ile toplayabilir misiniz? Toplayamazsınız. Gelin deneyelim. Mesela şurayı yorumsat silelim. Neyse hiç önemli değil. Bakın yaş değişkeni oluşturdum. Kullanıcıdan yaş aldım. Hemen geldim buraya. Print dedim. Sizin yaşınızın 3 fazlası diyelim. Şuraya da mantıken ne yapacağız? Yaş artı 3 diyeceğiz, değil mi? Bir bakalım diyebiliyor muymuşuz? Yaşımızı girelim. İsminizi giriniz olarak alıyor da dur neyse. Şurayı düzeltelim. Yaşınızı diyelim. Tekrar. Bakın yaşınızı giriniz. Input olarak alıyor. 22 dedim. Bakın diyor ki bir dakika. Şurada sorry. Şurayı bir silelim. Bu arkadaşla işimiz yok. Son kez çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdım. Yaşımı girdim. 22 dedim. Bakın diyor ki you can concentrate str not int vesaire gibi bir hata veriyor. Bakın bu hata şu demek. Siz diyor integer'la diyor. Integer bir değerle diyor. String bir değeri toplayamazsınız diyor. STR buradaki string'i kastediyor. Yani diyor ki sen diyor bir kelimeyle sayıyı toplayamazsın diyor. Bu problemdir diyor. Ve çalıştırmıyor kodunuzu. Ama biz şöyle yapsaydık ne olurdu? Hemen önüne geliyorum. Şöylece integer'ı yapıştırıyorum. Bakın olduğu gibi devam ediyorum. Çalıştırdım. Yaşımı girdim 22. Gördüğünüz gibi 25 ekranımı bastırdı. Yani biz stringlerde bir sayıyla toplama işlemi yapamıyormuşuz. Ve ondan dolayı önüne int alarak bir sayı alacaksak, tam sayı alacaksak int ile. Sallıyorum float değer de alabiliriz. Ondalıklı bir sayı da alabiliriz. Hiç problem değil. Sayılar sayı olsun yeter ki. 22.5 diyelim. Aldı 3 fazlası 25.5 yaptı gördüğünüz üzere. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada garip bir durum var. Şunu hemen şurayı silelim tamamen. İşte isim diyelim, eşittir diyelim. Input isminizi giriniz diyelim. Öncenin ismini aldım. Sonra geldim. İsim değişkenini 3 ile çarptım. Çarpılır mı arkadaşlar? Fikir olan var mı? Kodu yazmadan söylesin. Hadi. Çarpmaz hocam. Çarpmaz mı? Öyle mi diyorsun? Var mı başka fikri olan? Üç kere Ben de yazar. Üç kere yazar hocam. Üç kere yazar Üç diyen kere var. yazar. Başka? Var mı arttıran? Üç kere boşluk bırakmadan yazar hocam. Diyorsun. Tamam, bir deneyelim. Bakalım ne oluyor. İsmimi gireyim. Hatta şunu temizleyelim, üstte çıksın. İsmimi girelim. Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf şeklinde yazdırdı ekrana. Arkadaşlar, stringleri bir sayıyla çarpabilirsiniz. Çarptığınız zaman olay şuna dönüyor. Mesela ben buna dur bir dakika düzgün bir şey yazayım. Sayı yazayım mesela. 22 yazdım. Bakın 22 yazdığım zaman 2, 3 kere 22 sayısını yan yana yazdı arkadaşlar. Bir sayıyı pardon bir stringi
input olarak alırsak string olacak değil mi? Otomatik olarak sistem öyle algılayacak. Bir stringi sayıyla çarparsanız ne olur? Çarptığınız sayı kadar o stringi yazdırır ekranı. Ama mesela ben burada bölme işlemi yapamam. Toplama işlemi yapamam. Hemen gösterelim. Bölü 3 diyemem mesela. Çalıştırdım. Geldim 21 diyelim. Tam bölünenmiş olsun. Hata verdi. Mesela ben buna eksi 3 diyemem arkadaşlar. Çalıştırdım. 22 girdim. Hata verdi. Sadece çarpma yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Çarpma yaptığınız zaman da gördüğünüz üzere bu şekilde bir yan yana yazdırma işlemini yapmış oluyor arkadaşlar. Konu anlatımı bu kadar. Gelelim örnek çalışmalara. Müsaadenizle şu kendi eğitimi açayım, oradan birkaç tane örnek yapalım sizlerle. Ben buradaki yönetici arkadaşımıza da şeyi vereceğim. Kuponu, onlar nasıl bir planla verecekler, nasıl planlarlar, işin yöneticisi onlar. Onlar size iletirler diye düşünüyorum. Açılsın bir dakika. Tamam, şuradayız. Hemen paylaşalım. Şimdi mesela buradaki örneklerden başlayalım. Dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayalım beraber. Hadi gelin. Şimdi dikdörtgenin alan çevresini hesaplamak için bizim hangi değişkenlere ihtiyacımız var arkadaşlar? Yatay uzunluk ve dikey uzunluk. Kısa kenar, uzun kenar da diyebiliriz. Evet, güzel. Ben kısa kenar, uzun kenar diyeceğim. Yatay, dikey de diyebilirsiniz. Ben kısa kenar adında bir değişken oluşturdum. Peki, şunu sorayım. Ben hangi int inputla mı alacağım, float inputla mı yoksa inputla mı alayım? Hangisini alayım arkadaşlar bunu? Hangisi daha doğru? Float input. Hocam çarpma yapacağımız için input'dan olmaz mı? Input'la ne alıyorduk biz? Input'la harfleri alıyorduk galiba. Float mu hocam? Harf ve cümleleri, kelimeleri, harfi alıyorduk değil mi? O zaman sayı alacağız biz burada. Sayı olursa ya küsürlü sayı olacak, float olabilir. Ya da tam sayı olacak. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben tam sayıyı kullanacağım. Float yapın, aynı sonucu alacaksınız. Hiç problem çıkmayacak. Int input dedim arkadaşlar. Dedim ki lütfen kısa kenar uzunluğunu giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcım girdi. Daha sonrasında uzun kenar adında bir değişken oluşturdum. Yanlış yazdık. Bunu da integer inputla aldım yine. Dediğim gibi float'la da alabilirsiniz. Lütfen uzun kenar uzunluğunu giriniz. Arkadaşlar yazdığım kodlarda bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum da tamamen kullanıcının kullanabileceği yüzde, ara yüzde yazmaya çalışıyorum. Hani burada int input deyip kapatabilirdim. Buraya bir şey yazmama gerek yok aslında. Otomatik algılar. Ama yazdığım bütün kodları sanki ben bunu bitirdikten sonra kullanıcı kısa kenar uzun kenar uzunluğunu alacak, alan ve çevre hesaplayacakmış gibi yapıyorum. Bu şekilde alışın. Her şeyi düzgün bir şekilde yazmaya alışın. İlerleyen süreçte kendi algoritmalarınızı oluşturup bir pazarda hani başka bir insana satabilirsiniz veya o satmayı da geçtiniz. Uygulama geliştirdiniz bir tane. Play Store'dur, başka bir yerdir. Yayınladınız, insanlar kullanıyor. Kullanacağı zaman insanların anlayabileceği bir şekilde yazmanız lazım. Yazacağınız kodları bu şekilde alıştırırsanız kendinizi tamamen İnsanların hani ben bunu bitirdiğim anda kullanabileceği bir hale soktum anlamına gelir. O daha güzel oluyor arkadaşlar. İleride toparlaması problem oluyor. Onu söyleyeyim. Kısa kenarı, uzun kenarı aldım. Tamam. Bir çevre değişkenimin olması lazım. Çevre değişkeninin içerisine matematikteki işlem önceliğinin aynısı geçerli. 2 dedim çarpı kısa kenar
artı uzun kenar. Bitti. Çevre değişkenin içine ne yaptı arkadaşlar? Bakın kısa kenarı aldı kullanıcıdan, uzun kenarı aldı. Bu iki değeri topladı. Daha sonra da 2 ile çarpıp çevre değişkenin içerisine atadı. Alan değişkenini oluşturdum. Eşittir dedim. Kısa kenar çarpı uzun kenar dedim. Ne oldu? Kısa kenarı da aldı kullanıcıdan. Uzun kenarı da aldı. İkisini çarptı. Alan değişkenin içerisine atadı. Daha sonrasında da ekranımıza yazdıralım. Format fonksiyonuyla yazdıracağım. Şu kısa kenar, şu uzun kenar uzunluğuna sahip dikdörtgeninizin alanı virgül çevresi de şudur. Nokta format dedim. Hadi bakalım. Şu kısa kenar uzunluğu. O zaman hangi değişken? Kısa kenar değişkenini kullanacağım dedim. Virgül. İkincisine geldim. Uzun kenar uzunluğunu yazdıracağım. Değerini yazdıracağım. O zaman uzun kenar değişkenini bastırdım. Alanı demiş. Alanı, alan değişkeninin içerisinde alanı bastırdım. Üçüncüsünde alan var. Üçüncüsüne de alanı yazdım. Çevresi de buymuş. Çevre burada da yazdırılmış oldu. Bitti, bu kadar. Çalıştıralım. Kısa kenar uzunluğunu girelim. 10. Uzun kenar uzunluğunu girelim. 15. Alanı 150. Çevresi de 50. 150 doğru. 10 çarpı 15 150. Çevresi de 10 artı 15. 25 çarpı 2 50. Aynen öyle. Doğru bir şekilde çıktı karşımıza. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu yazmış olduğum işlem. Cevap yok. Anlaşılmadı mı? Kimse anlamadı mı? Anlaşıldı hocam. Soru işareti oluşan kimse yok mu kafasında? Ya millet anladı. Bende bir problem var herhalde. Anlamadım gibi bir düşünceye girmesin. Sorsun. Varsa bir problemi olan. Tamam. Yoksa ben size bir şey yapmanızı isteyeceğim. Değişkenini şu şekilde ben hemen göstereyim. 3.14 şeklinde pi değişkenini oluşturduk. Daha sonrasında kullanıcıdan yarıçap değeri alarak dairenin alan ve çevresini hesaplayan bir algoritma yazmanızı istiyorum sizden. 5 dakikalıkta bir süre veriyorum. Hadi bir deneyin. Beraber bir bakalım sonrasında. Hocam, özür dilerim. Bir daha tekrar etme şansınız var mı? Tabii ki ederim. Neden olmasın? Kullanıcıdan yarıçap değerini alarak dairenin alan ve çevresini hesaplayan bir algoritma yapmanızı istiyorum. Alan dediğimiz şey pi r kare, çevre de 2 pi r ile hesaplanıyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Hocam, siz ekrana az önce yaptığınız örneği koyabilir misiniz? Ona benzer yazsak. Olmaz. Onu kendiniz yazacaksınız. Sıfırdan yazın. Yanlış yazın ki neyi yanlış yaptığınızı bilin. Yazan olursa ses versin.
Var mı yapan? Hocam pi'yi kendimiz atayacağız değil mi? Kendimiz aynen öyle. 3.14. Hocam ben yaptım da ben sanki biraz önceden bunu biliyorum gibi oluyor. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız gösterse daha iyi olur diye düşünüyorum. Olsun. Kaç kişi yaparsa o kadar kar. Aynı şekilde. Tamam. Hiç sesini duymadığım güzide arkadaşlar var burada. Bu seslerin hepsini ben bu eğitim bitene kadar duyacağım bak. Onu söyleyeyim size. Bir şekilde konuşturacağım arkadaşlar. Var mı arttıran? Eğitimi ayarlayan kişiyi biraz zorlayalım. Hadi bakalım. Enes, yazdık mı? Valla hocam yazdım da bir kere görmeyi de hiçbir şey aklımda kalmamış yani. Biraz saçma oldu. Olsun, hiç önemli değil. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Yok, çalışmıyor. Tamam. Var mı başka çalışmayan kod yazan? Bu arada çalışmaması güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Gerçekten güzel bir şey. Neyi tam anlayamadığınızı görüyorsunuz işte. Evet, var mı başka çalışmayan kodu? Tamam, ben yazayım. Beraber bakalım. Arkadaşlar, pi değişkenini oluşturduk. Burada bitti. Sonra ben bir de yarıçap adında değişken oluşturuyorum. Tamam mı? Eşittir diyorum. Yarıçapı da yine tam sayı olarak alacağım. Dediğim gibi float olarak alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Integer dedik. Input dedik. Değil mi? Integer tam sayı olarak alacağım diyorum. Ne yapacağım? Tam sayı. Bu bir tam sayıdır diyorum int yazınca. Input'la kullanıcıdan veri alacağım diyorum. Int input lütfen yarıçap değerini giriniz dedim arkadaşlar. Aldım yarıçapı. Sonrasında hemen bir çevre değişkeni oluşturuyorum. Çevre ne arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı yarıçap. Pi değeri vardı sabit. Yarıçap değerini de yukarıda kullanıcıdan aldım ben. 2 ile de çarptım bunların hepsini. Çevreye koydum arkadaşlar. Çevre değişkeninin içerisine atadım. Alan dedim. Eşittir. Pi çarpı yarıçap çarpı yarıçap. Değil mi? Ya da küçük bir tüyo vereyim arkadaşlar burada. Pi r kare diyoruz ya biz hani. Burada da bir pi r kare var. Pi çarpı yarıçap 2 tane yıldız kare. 2 tane yıldız üs alma anlamına geliyor. Tamam mı? Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. İkisi de aynı sonucu verecektir. Şimdi ne oldu? Yarıçapın karesini aldı. Pi ile çarptı. Alan değişkenin içine atadı. Bitti arkadaşlar. Sona gelelim. Print. Dairenizin alanı. Şurada formatla hemen yapalım. Virgül. Çevresi. Diyelim. Nokta format diyoruz. Değil mi? İlkine hangi değişken değerini atacağım? Alanı diyorsam alan değişkeninin değerini atacağım. O zaman alan dedim. Enterladım. Virgül. İkincisine de çevre değişkenini atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çalıştırdım kodumu. Yarıçap değerim benim 10 olsun. Tam sayı gelsin diye onu veriyorum. Bakın ne oldu? 10 girdiğin zaman alanına 100, 314 dedi. Neden? 3,14 çarpı 100 oldu. 314 oldu. Virgül 0'ı var. Çünkü ben burada ondalıklı değer atılmışım. Virgülden sonrasını almış. Bunlar da düzenleme yapılıyordu. Bu, şimdi kafa karıştırmayayım. Çevresi de 62.8000004 demiş. Bu 4'ü Python kendi otomatik atıyor. Kafa karışıklığı olmasın. Python hani daha da doğru sonuca yaklaştırıyorum kafasıyla atıyor bunu, tamam mı? Ama bunun olup olmaması zaten çok da bir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Yuvarlarız. Hiçbir şekilde hani
Basamakta bir değişiklik oluşturmaz. Buralar yine 0 kalır. 62.8 olur cevap. Anlaşılır oldu mu arkadaşlar? Bakın tekrar üzerinden geçiyorum. Pi değişkenini sabit şekilde atadım. Yarıçap dedim. Tam sayıdır bu dedim. Ne yapacağım? Input'la kullanıcıdan veri alacağım. Bu bir tam sayı olacak. Çünkü tam sayılarda çarpma, bölme, işte toplama, çıkarma gibi sayısal işlemleri yapabiliyorum. Çevre değişkenin içerisine 2 çarpı pi çarpı yarıçap değerini atadım arkadaşlar. Yarıçapı ben burada almıştım. Hemen bunun değerini aldım, buraya koydum. Pi de zaten burada hazır. Hemen bunu da buraya koydum. Alanda da pi çarpı yarıçap çarpı yarıçap. Sevgili dostlar bakın. Bunu da kullanabiliriz, onu da kullanabiliriz dedim ya. Şuraya yapıştırayım. Şimdi de yorum satırı yapayım. Bakın. Tekrar çalıştırıyorum. 10 değerini girdim. Bakın aynı sonuç geldi. 2 yıldız koyarsanız üst alma işlemi anlamına gelir. Hangi değişkenden sonra 2 yıldız koyarsanız yani ya da hangi sayıdan sonra 2 yıldız koyarsanız üstünü alır arkadaşlar. Çok basit bir örnek olarak bir şey göstereyim. Şimdi bu önemli. İleride kullanacağız biz bunu bol bol. İşte mesela 3, 2 yıldız 2 dedim. 3'ün karesini aldım. 9. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Ekrana da böyle yazdırdık arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Yok mu? Hadi bakayım o zaman birazcık yaratıcılığı çalıştırın. Üçgenin alanını hesaplayan bir algoritma tasarlayın. Hadi bakalım. Hocam onu geçmeden ben ekran paylaşıp bir şey gösterebilir miyim? Tabii ki göster bakalım. Arkadaşlarım da görsün. Tamam bakalım. Geldi mi şu an? Geldi şu an. Yani yazdım bu şekilde. Sizin şey yaptığınızda da düzenledim, hataları değiştirdim ama şeyi seçemediğim için herhalde oynatma şekli gelmiyor yani. Herhangi bir bundan sonra kaldı. Çok güzel. Çalıştır kısmına tıkla. Sol üstte. Hata eklemeyi başlattı. Kaydetti bir yere. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ha, sen düz metin olarak açmışsın. Hocam. Sen de buna. Bende program yok da ben ondan yazamıyorum da. Bu programı sizin sitenizden mi indiriyorsunuz? Şöyle arkadaşlar. Seni bu sorunu çözeyim, hemen senin soruna cevap vereyim. Dosya kısmına tıkla. Arkadaşlar bakın bu metin belgesi olarak açılmış. Bak. Nereye bakacağım? Bak, şuraya. Kullanmaya başlayın kısmının biraz sağına gelsene bak orada. Bakın orada metin belgesi şeklinde var. Sağ. Diğer tarafa. Heh, yok yok. Şuraya. Bak gördün mü? Hemen orada bak metin şeklinde. TXT yazıyor sonunda. Evet. Dosyaya gel. Yeni dosya da orada. Orada dil seçim kısmının üstüne tıkla. Tıklayıp Python yaz oraya. Tamam. Şimdi ne oldu? Şimdi bakın şurayı kopyalasam değiştirdim. Olur mu? Olur. Gayet de net olur. Yapıştır oraya. Şimdi F5 yap. Kaydet. Uzantı vermedin. Yine F5 yap. Bir dakika, Python yüklememişsin. Orada Python'a bir girelim. Solda bak Python var. Ona bir tıkla. Onu yüklediğin zaman otomatik çalışacaktır. P uzantısı verdiği zaman çalıştıracaktır. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Tabii ki. Üçgenin alanını hesaplatıyoruz ya. Dik üçgen mi bu yoksa çeşit kenar mı? Vallahi çeşit kenar hesaplayabiliyorsan bu bilgilerle yap. Buyur. Hangisini yapabiliyorsan yap. Ben ikinci soruya cevap vereyim hemen. Hocam bende bu program yok diyen arkadaşlar için. Şurada online Python compiler yazdığınız zaman arkadaşlar online GDB sitesindeki compiler gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Aynı işlemleri burada da yaptırabilirsiniz.
Devam ediyorum. Visual Studio Code olarak internette aratın. code.visualstudio.com diye bir site geliyor. Tıklayın arkadaşlar oraya. Daha sonrasında Download for Windows diyor. Siz tabii farklı versiyonlar içinde kurabilirsiniz. Burada yazıyor bakın. Buna tıkladığınız zaman otomatik olarak indirme işlemini yapacaktır. Gördüğünüz üzere geldi. İndirmeyi yaptıktan... Son bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Her zaman sorabilirsin. Şimdi hocam ilk defa başlayacağımız için bilgisayar gereksinimi falan istiyor mu herhangi bir ekstradan? Çok basit programlar bunlar. Çok ağır programlar değil. Evet. Çok zorlamaz. Sağ ol. Rica ederim. İleride gidersin binlerce satırlı kod yazarsa o zaman zorlar. Ama şu anlık çok basit şeyler olduğu için zorlamaz. 35 megabayt boyutu var hatta söyleyeyim ben. Yani bir şey yok yani. Buradaki şeyi de kullanabilirsiniz. Şimdiki temel konular için bütün komutları çalıştırır. Ama ilerleyen kısımlarda çalıştırmayacak bu arkadaş. Kütüphaneleri yok çünkü. Tamam mıyız? Biri bir şey daha sormuştu. O soruyu atladım ben. O bir daha sorabilir mi arkadaş? Ha, çeşit kenarın alanını hesaplayabilir miyiz demiş. Tamam hatırladım şimdi. Var mı üçgen alanı hesaplayan? Var hocam. Hesapladım hocam. Nasıl yaptın? Aç bir göster beraber bakalım. Açabilir miyim? Tabii ki tabii ki. İçeriği paylaşayım. Ekran. Gelelim. Gözüküyor mu hocam? Aynen öyle. Şu an gözüküyor. Ne yapmış? Taban uzunluğunu almışsın. Bir anlat bakalım. Dinleyelim. Değer gireceğim için ilk önce bunları input cinsinden yazmam gerektiğini düşündüm. Tamam. Daha kesin bir değer için float değerini, float fonksiyonunu seçtim. Tamam. Taban değerini yazdım. Taban değerini giriniz. Yükseklik değerini yazdım. Tamam. Yükseklik değerini giriniz. Sonra alanın formülünü yazdım. İşte taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam. Sonrasında da formatla yapıştırdım. Sonra da formatla yapıştırdım. Çalıştırdım. Buradan deneyelim bakalım. 12 olsun. Bu da 12 olsun. Şimdi bak buradan... bir şey göstereceğim. Değerlerde küçük birkaç değişiklik yapacağım. Mesela 11'e 11 değerini girsene sana zahmet. Tekrar çalıştırdım. Tabii. Çalıştırayım. Bakın 11. Hani float'la int'in arasındaki farkı görelim burada. Bak 11'e 11 girdi. 60.5 geldi. Şu float'lar yerine int yazabilir misin sana zahmet? Tabii ki. Tamam bak geldi geldi. Diğer float'ı da değiştir. Şimdi 11 yaz. Bir dakika. Nerede? Bir yerde bir hatalı işlem yapıyor. 60.5'u getirmemesi lazım ama getirdi canı sağ olsun can. Daha karmaşık değerler versek hocam aslında gözükür gibi büyük ihtimal gözüküyor. Aynen öyle. Bu küçük basit değerlerde gözükmedi de. Neyse temel olarak şöyle bir durum var. Int yazdığınız zaman küsuratlı değerleri genelde alamazsınız. Büyük ihtimal çok basit bir şey olduğu için aldı. Python böyle arada bir değişiklikler yapabiliyor bize şaşırtıyor. Integer değerde virgülden sonrayı göremezsiniz normalde. Burada olduğu gibi. Ama burada göstermiş. Sorun yok. Float yaparsanız dediğim arkadaşımızın da dediği gibi daha böyle kesin sonuçları alırsınız daha güzel olur. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Tabii bunda da şöyle bir tezatlık var. Float yaptığınız zaman bilgisayarda kapladığı yerler de değişiyor. Integer float yaptığınız zaman. Onlar biraz daha böyle ayrıntı dip konular. Çok çok işinizi şu aşamada farklılığa sokacak şeyler değil. Anlamayan var mı arkadaşımızın yazmış olduğu algoritmayı? Varsa onların üzerinden ya kodu yanlış çalışan olabilir, problem yaşayan olabilir. Hemen onun üzerinden sorunu çözersek diğer arkadaşlar da hatalarını görmüş olurlar. Yani yanlış yazan biri bana cevap versin şu an.
Helal olsun. Herkesin kodu çalıştıysa o zaman. Çok güzel. Arkadaşlar, bugünlük burada bitirelim. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Anlattığım şeyler umarım sizde bir sonuca ermiştir diye düşünüyorum. O grupta sorularınızı sorabilirsiniz. Enes bana sorularınızı iletecek. Sonrasında tekrardan cevaplarız. Şu an sorusu olan varsa soru sorabilir. İnteraktiflik gerçekten çok önemli. Yani birbirimizle kaynaşalım ki burada biraz eğlenelim. Yani üniversitede ders alır gibi olmasın bu. Biraz daha eğlenceli geçsin. Öğrenmek noktasında daha tatlı bir ortam oluşturalım. Amacım tamamen bu. O yüzden bir arkadaşınız olarak görün. İşte arkadaşınızla yazılım çalışıyormuşsunuz gibi düşünün. Tamam mı? Sizden ricam bu. Sorusu olan yoksa ufaktan kaçalım. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam? Ki. Hocam ben de soracaktım ama neyse. Tamam. İlk dinleyelim. Ben şu an bir kafedeyim. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ekranımı açacağım da. Sor bakalım. Hadi aç bakalım. Gelmedi ekranım. Tekrar deniyorum şimdi. Dene bakalım. Şu an geliyor galiba. Evet. Evet. Yani şu an çalıştırdığım zaman hatamı bulamadım ben. Sadece bir yazı ekranı geliyor. Yazdığım şeyler gözükmüyor. Alan alan. Çevre çevre. Bakalım çevre bu. Latif birimiz demişsin. Pi budur demişsin. 2 pi yarı çap demişsin. Bir daha çalıştırabilir misin? Hangi satırda hata ediyor? Yani sadece böyle bir şey geliyor. Yazı ekranı geliyor. Bir sayı yazdığım zaman da altta tekrar 5 yazıyor. İyi yarışma. I'ları iyi yapabilir misin de? Yarı çaplardaki. Tamam. Şuradaki iyi mi yapmamı istiyorsun? Ha, bir iyi yap bakalım. Belki bir ihtimal oradan kaynaklı olabilir. Yarı çap. Bir ihtimal oradan kaynaklı bu arada. Evet. Şu an zaten renkleri renkler de değişti. De değişti. Bir daha çalıştır bakalım. F5 yapmama gerek var mı acaba? Var. Var. Şu an Escape yap. Sağ üst tarafta çalıştırma butonu olması lazım. Yoksa evet, şurada çalıştırma butonu tamam. Var. Yine olmadı. Python'ı indirmemiş olabilir misin? Şu an daha yeni indirdim onu da. Şuradan nereden gösterebilirim? Tamam, sen bana şeyden ulaş. Instagram'dan ulaş bana. Çözerim tamam. Ben o sırayı. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, birinin daha sorusu vardı. Hocam ben bu çeşit kenarı soran bendim de yazdım ama çalışmıyor. Normal çünkü çeşit kenarda sen açı vermen lazım. Açıların sinüslerini falan alman lazım. Şey ya. Hocam çevre bölü 2'den gittim de. Çevre bölü 2'den alan hesaplanıyor muydu ya? Evet. Öyle miydi? Evet. U diye bir değişken tanımladım. Ha, doğru. U'da ama U'da açı da olması lazım. Ben yanlış mı hatırlıyorum? U'dan gerekli yaptım. Değildi galiba. Değil, U'dur, U. Köklü tamam. Ama. Formülü. Köklü olması, evet. Köklü formülü var. Evet. Sen köklü ifadeyi görmedin ki şu ana kadar. Kodunu aç bakalım. Şey yaptım, 0.5 üstünü aldım ama. Doğru, olabilir. O da güzel. Aç bakalım. Ama print kısmında hata verdi. Bakalım hemen. 9. satırda hata verdi. Burada ekran nasıl paylaşıyoruz bilmiyorum ama. Ortada yukarı doğru bir dikdörtgen var. Yukarı doğru bir ok var. Kamera mikrofon hemen sağında onlar. Gözüküyor mu hocam şu anda? Daha yüklenmedi. Tekrar dene.
İçeriği paylaş diyorum. Evet. Ekranını paylaş demem lazım. Evet. Ekran tamam. Şu an geldi. Bir dakika. Yüklendi. Şimdi geldi. Güzel. Çünkü sebebi şu, alt satıra kaymış. Alt satıra kaydığı için de problem çıkarmış. 9. sınıf mı hocam? Evet, orada alt satıra kaydığı için problem çıkarmış. Bakayım bir alttaki. Şunu küçük bir sayfa yapabilir misin? Ben error'u göremiyorum da. Tamam. Tamam, büyük, aynen. Ondan kaynaklı hata var. Run edeyim mi hocam? Bir. Run et. Aynen. Oradan kaynaklı hata var. Onu da nasıl çözersin? Ben söyleyeyim sana. Gir değerlere. Evet hocam. Girdim 5, 7, 9'u. Böyle bir şey çıktı. Tamam. Yukarıdaki işlemini bilmiyorum doğruluğunu yanlışlığını ama aşağıdaki print kısmında birinci kenarının B'sinin soluna gel. Oraya iki tane çift tırnak daha koy. Buraya mı? Aha. Bir daha koy. Bir de alt satırda dir'den sonra koy. Yok, 3 tane olacak, 4 değil. Alt satırda dir'den sonra koyayım. Bunu. Aynen öyle. Oradaki tırnakta 3 tane koy. Şimdi çalıştırınca çalışacaktır büyük ihtimalle. İstisna durum. Alt satıra kaymış arkadaş. Hata verdi. Yine hata verdi. Bir nokta format. Bakayım nerede hata var. Birinci kenar, ikinci kenar. Yukarıdaki matematiksel hesapta bir hata olabilir mi? Index, each, range, for, position, arc, table. Sen de bana bir Instagram'dan yaz ya. Tamam hocam. Tamam, senle doğru uğraşalım, bakalım onu çözelim. Başka sorusu olan? Yok mu? Arkadaşlar, tanıştığıma sizlerle çok mutlu oldum. Önümüzdeki hafta bir aksilik meydana gelmezse salı günü yine aynı şekilde 8'de yaparız. Enes, bunun bilgisini sen daha net verirsin ama. Tamamdır hocam, not alıyorum ben. Sen yani arkadaşlarımızla bilgilendir. Seninle zaten sonrasında görüşürüz biz. Takıldığınız yerler olursa da yazın WhatsApp'tan. Onları da bana iletir Enes. Ona göre de sizlerle diğer dersi yaparız arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi tanıştığıma memnun oldum. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kendinize